Ne? Duyamıyorum. Telefonu açtığım zaman ilk önce adama mı söylemeliyim? Hayır, hayır. Yalnız numaralarını. Malo, malo, malo. İspiyoncuk sen misin? Hayır, burası ağır değil. Malo diyorum, ne değil. Hemen buraya gelmelisin İspiyoncuk. Seni hemen yanı başıma bekliyorum. Geldim mi? Efendim. Ne? Yani kimsin? Emni çıkartalı. Soytarı. Ne? Yani kılım, soytarı var ya kendini tanıyor sana. Ne olmuş benim soytarıma? Timsahlar. Annem! Timsahlarımın! Korkmayın sen kılım, korkmayın. Timsahlar diyorum, soytarıyı tutmuşlar. Nasıl tutarlar soytarıyı? Kafam karıştı, şunu baştan anlat. Dinleyin sayın kılım. Hani gidip sayımızın çevresinde bir de var ya. İşte bir gün soytarı bu dede bulup tutayım derken hani timsahlar deresinde. Timsahlar da kılmışlar, soytarıyı tutmuşlar kafasında. Soytarı da soru sarardı anlaşıldı. Bizim soytarı balık diye timsah tutmuş ha? Evet kılım balık. Hem de ne balık? Yeni bir elbise. Yıllar bir sürüden çıkarmadığım
benim onu ülkemden. Vay hayvan. Ne? Ne? Ben mi sultanım? Evet siz sayın kralım. Ülkemizi yönetemiyorsunuz. Tembellikten üretim durdu. Ayrıca tüm halkımızı kovmuş ve onların kalplerini kırmışsınız. Hayır hayır bu olamaz. Ben onlara hep iyilik yaptım. Onlar yorulmasın diye dinlenmelerini istedim. Gözleri yorulmasın diye kitaplara bakmamalarını bile söyledim. Ama iyilik tembellik de olmaz ki sayın kralım. İyilik olması için herkesin kardeşçe çalışması ve küçük çocuklarımızı evlerinde bırakılması gerekir. Ve kitap okuyacaklarını göstermek gerek. Ve tüm hayatı, sevgiyi, dostluğu kitaplarla öğreniriz. Onlar olmasaydı şu anda biz böyle konuşamazdık. Ben her zaman haklıyım ve her şeyi satın alırım. Çünkü benim çok param var. Ama insanların kalplerini satın alamazsınız sayın kralım. Onlar bir kere mal. Bensen koskoca bir kral. Onları küçük görmeyin sayın kralım. Bir gün çok yalnız kalırsınız. Siz de o zaman kendinizin kralı olursunuz. Vezirim
tembellikten ülkemiz üstünde gittikçe karabulut vermeye başladı. Okullar çalışmaz oldu. İşler durdu. Ve biz de artık bu ara ileri geriye gitmeye başladık. Onun için bir çare bulmamız gerekiyor. Gidip kralı söylesek atar bizi saraydan. Her zaman olduğu gibi. Benim aklıma bir şey geldi. Sayın Alkuz, bakınız. Kralımızın hatasını anlamasının zamanı geldi ve geçiyor bile. Ne geldi? Çok yakında kralımızın doğum günü. Onun konuyla ilgisi nedir ki arkadaş? Bilmiyorum. Şimdi kral herkesi davet ederse ne olur? Tabii ki gideriz. Hayır, gitmeyiz. Hepimiz birlik olup kralın hatasını anlaması için gitmemeliyiz. Evet, haklı, doğru. Vezirim, hemen doğum günüme tüm insanları davet et.
harika izlediniz. Seyircilerimiz çok teşekkür ederiz. Gerçekten çocuklarımız çok güzel bir sürede hazırlandılar. Derslerini, imkanlarını zorlayarak hazırlandılar. Ben hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum efendim. Çok beğendim. Hepsi çok tatlı şayan. Ayrıca burada bu bitmeyecek. Geçen sene de 3E sınıfıyla yapmıştık bir belediye gösterisi. Bu çocuklarımızla da inşallah nasip olursa Yiğit Alpan okullarında ve bir de Löder Derneği'ndeki çocuklarımız için gösterimizi sunacağız. Onun hazırlama aşamasındayız. Çünkü onlar her şeye değerler. Çok güzeller. Başarılarının devamını diliyorum. Çok gururlandım. Nice başarılarını görün diyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Şener Hocam'a da çok teşekkür ederim. Desteklerinden dolayı bana çocuklarımıza buyurun. Ben de Ebru öğretmenimizle emekleri için, bize gösterdiği özverili çalışmalar için huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.